geldiniz. Yani yeniden. Herkesin çok merak ettiği, meraktan çıldırdığı bir şeyi yap. Çıldırdığı bir şeyi yap. Ha, sor yani. Sor ha. Ben bilmiyorum ki. Ama önce masanın etrafında bir tur at, dön, bir artistlik yap. Hülya Hanım gerilsin. Ulan acaba ne soracak bu herif? Öyle bir hava yarat. Aa. Ilgaz, paradan da hiç kaçmamışsınız. Şimdi... Biraz daha gerileyim. Hayır, hayır, siz... Çal, sesle bastıralım, çal. Arkadaşım! Bana bir kamera verin! Arkadaşım! Lan Güzide'de tok savunu yapıyorum, hala arkadaşım diyorsun. Ben de soruyu böyle sorarım o zaman. Ay... Öyle devam et. Efendim? Öyle devam et. Ya ver romantizm müziğini. Ön sıra çıkarken 50'şer daha atacak. Öyle her yere aynı para yok. Gerçekten sizi burada... Arkadaşım müziğe bırak kendini. Ya ben demin bıraktım şurada bir yere zaten kendimi. Dönerken de üstüne bastım. Ne oldu bilmiyorum. Kendini müziğe bırak ve öyle sor. Müzikle beraber hareket ederek sor. Uzun zamandır biliyorum ki yalnızsınız. Sizin için romantizm bir erkekte nasıl belirir? Hareketini yap. Size mi? Hayır. Evet Hülya Hanım soruyu sordu. Buyurun. Soru neydi? Ay sokun dur öyle dur. Dokunma zamanı. Ne diyorsa yap. Bir yapayım ne ol. Hocam benim hanım burada ya. Ben romantizm diyorum, o köydeki öküzünü sever gibi seviyor beni. Kestik dur, romantik müzik dur. Aynı yörenin... Ya bana masa fazla ya ben... Evet, at masayı kenara, at masayı kenara. Komple göreyim seni. Heh. Yok, estağfurullah. Siz lütfen. Bu ne? Bu ne ya? Ay! Tam adamına denk geldi. Dur, orada demir var. Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Ben Hülya Hanım, yayınlayamayız. Ay! Ben daha mazlut bir program olur diye. Romantizm derken... Çok özür dilerim. O ne geziyor masanın altında? Ne geziyor? O niye masanın altında? Ya sinek minek olur diye. Az sineği. Hani çiçeği burnunda derler ya. Dön. Dön diyor. Yapacaksın ne diyorsa. Ama bana böyle yaparsa ben geri dönmem artık. Yapacağım dedim bu sana. Bu ilişki bitmişti. Allah. Galiba kullanmışlığınız var. Yapacağım dedim sana. Vallahi. Dedim sana. Yapayım mı? Selin vallahi seni mumla arıyorum ya. Ben nasıl bir şey yaptım? Allah'ım sen bana yaptın. O içinde tel var onun. Gerçek. Kestik. Arkadaşım. Evet. Talk show yapmamız lazım. İş çığırından çıkıyor. Bırak bir kere vursun. Ya kadın hadi... rahatlasın. Sadece dokunacağım o kadar. La kadın dokunacağım diyor. Ha? Arkadaşım bir şaklatsın satır bir şey olmaz. Ya şu masayı. Dön arkanı. Bu kadar net hiç anlaşmamıştık gerçekten. Bir kere vursun. Kestik. Ho! Ya mi? Nereden tanıyorum diyorum. Arkadaşım anlatsana. Ya şeyde dağlara taşlara bir rüya gördüm. İnanılmaz bir şey. Bir rüya gördüm. Şöyle gelsene ayu. Hayır olsun inşallah de. Hayır olsun inşallah. Sarp diyecek. Sen diyeceksin. Hayır olsun inşallah. Sarp ne enteresan Viking ismi. Sarping senin ismin. Ben de Murtaza. Arkadaşım. Sarping çocuğun adı. Sarping. Evet. Sarping ben. Şu öne gelsene arkamızı dönmeyelim. Sarping. Çok öne geldim biraz. İnanılmaz bir dağlara taşlara inanılmaz bir rüya. Ya biz nereli? Urfa'dan mı gitmişiz? Sen oraya mı bak? Urfa'dan arkadaşım göçen Vikingler mi bunlar? Yapma şunu ya. Söyle. Ne gördüm? Ne gördüm? Sarping. Bir rüya gördüm. Ne gördüm? Ne gördüm? Ne heyecanla baltayı sallarken çocuğun kolunu kesiyorsun yanlışlıkla.
Şakalara bak ya. Salla. İnanılmaz bir rüya gördüm. Dağlara taşlara. Çok güzel bir kız vardı. Acayip bir şey. Salla. 3 metre. Hayır. Elindekini salla. Bu var ya otobüs. Hayır öyle değil. Elindekini sallarken çocuğun böyle bir yerlerinden devamlı ucundan ucundan değdiriyorsun. Ha, anladım. Evet. Tamam. Evet. Böyle böyle yavaş yavaş. Sen de o değdikçe ha. Ay gitti. Ah. Ay falan. Ben evet. İki parmak kaldı. Ha. Ah hepsi gitti. Arkadaşım anlat rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ben flamenk ilk epilatörüm. Yavaş yavaş değil mi tüyleri alıyorum böyle yandan. Arkadaşım söylesene. Ben rüyamda ne gördüm? Ben rüyamda ne gördüm? Hayır olsun inşallah tesadüf. Hayır olsun inşallah mı gördün? İnşallah. İnanılmaz bir kız. Öyle güzeldi ki. Bana gel dedi. Bir adada mahsur kaldım. Ben mahsur yok dedim. Olsun gel dedi. Gel beni kurtar dedi. Arkadaşım çok parçan güzel... koptu. He? Önündeki parçan koptu. Artık rüyanın da bir anlamı kalmadı. Evet ver müziği. Arkadaşım başla. Sarp ne yapıyorsun? Şarp saplatıyor, saplak çalıyorsun. Evet. Evet. Ben de bu arada yolda ilk bendiri bulmuşum. Arkadaşım söylesene. Biz Norveç'e her gece çıkartma yapardık. Çıkartma yapardık. Bravo Sarp. Ara nameyi yap. Bravo Sarp. Mu? Şu ara an kepazeyiz. Name yap Sarp. Yapardım. Merhaba. Kol kolasınız, evet. Yolda geliyorsunuz. Lütfen, Doğa sen devamlı buna şey yapıyorsun, çemkiriyorsun tamam mı? Tamam. Bu çok kötü bir eş. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Nasıl bir eşsin sen be? Kötü bir eşsin işte. Sana dedim 50 kere dedim beni götür diye. Beni niye bitir götürmüyorsun? 1000 kere yanına yolda duracağım. Bir tanesi kanı tutamayacaksın sana için. Bana sana 50 kere sana tutamayacaksın. Dön beni içeri bir katın kanı. Allah sana yar... Allah yardımcın olsun. Ve 2 tane daha geliyor. Doğa bu kadar iyi oynamış olamazsın. Ben de inandım böyle biri olduğuna. Yok hocam gerçekten siz ödediniz diye benim çıtım çıkmaz normalde. 3. Evet 3, 2, 1 buyurun. Öyle bir frekansa giriyor ki çünkü artık duymuyorsun bir süre sonra. Hazır. Sen nasıl bir insansın ya? Sana 50 kere dedim. Benim dedim kadın doğumcuya götür. Erkeğe götürmedim. Geçen sefer beni erkeğe götürüp bunu doğuramadım. 40 yaşıma geldim. Ben seni rahat istiyorum. Saçmalama Allah. Burası arkadaşım yürürken 2 dizin öne doğru eğilip eğilip çıkıyor. Ha. Sebep? Ha? Senin. Öylesin. Kadın yani sinirlerini boşaltmış senin. Evet. O zaman biraz daha geri. Yoruluyor ya, musun çok? Yorulduğunu bana söyle. Yok ne yorulacağım? Yorulsun. Fıstık gibi seyirci. Doğa bir de yolda şey oluyorsun. Ruh halin değişiyor. Bir ağlıyorsun bir gülüyorsun tabii. Konuşurken. 3, 2, 1 buyurun. Sana yazıklar olsun. İnanamıyorum. Allah kahretsin bu dünyayı. Sana inanamıyorum. Benim şey hayatım bu da olmuyor. Ya mama ya bir tane verdim. Efendim madem eşim işi yokuşa sürüyor ben de şuraya getirmek istiyorum. Ben öyle epiduraldi yok efendim sezeryandı bunlara karşıyım. Ben büyük anneannemin bizim şeyde Selanik'te doğurduğu tarza doğum yapmasını istiyorum. Örekeylen. Bak bunda haklısınız. Normal doğum her zaman daha iyi. Evet. Yani normal ama doğumdan benim yaşım kastım. İleri, yaşım hayatım yaşın ileri Allah Allah. Şimdi normal doğumdan kastım yine yatarak normal doğum değil ki. Normali aslında bunun ilk çağlarda eski çağlarda gidiyormuş hanım kendi başına. Göster lan. Şuradaki hanım işte. Neyi hayır göster. Kadın öldü 400 yıl oldu. Neyi Öreke'de göster? Doğum yapmayı doğaya da doktora da göster. Ya müzisyen işte bu... al mikrofonun sapını gel öreke ol. Öyle öreke olunmaz. Öreke kayış gibi bir şey. Paraşüt harnesi gibi bir şey. Tamam müzisyen böyle, elleriyle tutsun böyle seni. Böyle şey yapıyorsun. Böyle evet. Takılıyor kancası var böyle. Ahır evet. Kenarına, evin kenarına takıyorsun. Buradan giriyorsun böyle. Buradan tutuyorsun. Hamile kolay... kalmadan istediğin anda mı yapıyorsun onu? Aa. Evet böyle sıkıştın kakan geldi. Beni nereye götürüyor? Çok özür diliyorum ama yani bu kadar cehalet de olmaz. Kayış orada devamlı asılı sen arkadaşlar, H16'daki arkadaşı alabilir miyiz? Arkadaşım, höreki orada duruyor sen gidip asılıyor musun? Neyi anlamıyor ki ben Türkçe anlatıyorum. Evet. Doğuracağını nereden biliyorsun? Hissi kabilel vuku. Şimdi Allah Allah efendim değil mi? Rahim 4 bilim. Hamileliğin 9. ayına geldiğinde oluyor sana 33-34 santim. Nasıl göreceksin 33 santim olduğunu? Lan şuradan giriyorsun. Şurada iman tahtası yok mu? Evet. Bu önce buraya dayanır. Sonra düşüp arada 3 parmak boşluk oldu mu bir haftaya doğurursun. Kadın bunu nereden bilecek? İşte 3 parmağı sokacak buraya. Bunları nerede? Ben mi öğreteceğim bunları memlekete ya? Lütfen ya.
O anda. Ya bir alkışlamayın her şeyi ya. Ha, kısa sürede o anda doğuracağını nereden bilecek? O anda doğuracağını bilemez. O zaten bilir. O bakarsın. O yani anlaşılır ya. O anlarsın. Nereden anlayacak? Onu soruyorum. Kız işte bakıyor sana bak. Böyle buralarına bakacak. Kızarma varsa ya anlaşılır. Şimdi bunu anlattırma bana burada. Doğa sor şuna. O anı nasıl anlayacaksın? O anı bana tarif eder misin? Nasıl hissedeceğim? O an ne gelecek bana? Ya şimdi diyelim ki inanılmaz bir sopranosun. Evet. Tamam mı? Çıkmışsın. Çıktım. Gösterin var. Binlerce kişi açık havada seyrediyor. Evet. Ve altına sıçmak üzeresin. Ama konser var. Ama gidip sıçacaksın. İşte bu. Ben anladım. Konser monser umulayı. Nasıl anlatayım artık bunu? Bravo. Tutamazsın. Tutamazsın. Neden? Çünkü o çocuk dünyaya lazım. Gelecek. Onu tutamazsın. Evet. İşte bu. Evet arkadaşım. Konuşuyorsun. merhaba Bay Bıngıl. Merhaba abi. Mahdumunuz mu? Elim. Hayır onu demiyor. Ha evet benim delikanlı. Oğlum benim ya. Söyle Sarp. Evet mahdum. Evet. Çok önemli bir konu için sizi bulmuş mu? Beni çek. Arkadaşım. Ne yapıyorsun? Niye? Çin. Evet. Çok önemli bir konu için size geldim. Dünyanın size ihtiyacı var. Arkadaşım. Fazlasıyla yeterim. Hayır. Bir arkadaşım, dünya mı? Dünyanın sana ihtiyacı var dediğinde suratında gururu göreyim. Dön oğluna, ikiniz birlikte gurur yapın. Sonra geri dön. Müzisyen, Serkan ver duygusal müziği. Hayır, evet duygusal. Evet, 3-2-1. Dünyanın sana ihtiyacı var. Sizan sana mı? Hayır. Japon mu? Ya ağzım şey oldu. Ne olacak, daha az kaldı. Onu ben halledeceğim onu. Dünyanın sana ihtiyacı var Bıngıl. Bana. Gururu görmedim yüzünde. Alttan içinden gururu yüzüne doğru... Evet. Al yüzüne gururu. Dön oğluna. Duydun mu? Duydun mu? İşe yaramaz baban. İşsiz baban. Bak. Evet söyle. Annenin kapı dışarı ettiği işe yaramaz baban dünyayı kurtaracak. Evet. Dünyanın bana ihtiyacı var. Neresi? Rusya'da bir yer mi? Arkadaşım. Niye Rusya? Öyle akrabalarım var da. Sor. Eltimler falan. Neresi? Neresi? Sence neresi? Dünyanın sana nerede... Sen derinden konuşuyorsun. Ağzı hiç oynamıyor ya. Dünyanın... O zaman ben de artık böyle dinleyeceğim. Arkadaşım. Çünkü beni ciddiye alarak konuşmuyor. Dünyanın sana nerede ihtiyacı olabilir? Kendi içinde. Hayır, dışında. Aa, stratosfer. En sevmediğim ya. Pişik yapıyor bende. Biraz meyilliyim zaten. Arkadaşım. Allah'tan daha da, buldum bunu. Daha da dışında. Daha da mı? Evet. Oo. Nevşehir? Hayır. Hiç bilmiyorum. Işık yılıyla gidiliyor. Sarp şey yap, babana destek ol. Işık yılı. Hayır, baba seninle gurur... Ağlıyorsun lan, babanla gurur duyuyorsun. Evet. Of, anama söyleyeceğim de. Anana söyleyeceğim ha. Hayır, Sarp sana diyor. Bana diyorsun. Hiç karıştı ortalık ya. Sarp sen ona diyorsun, anneme. Ben... Ananı söylesene, anama. Anan. Hayır. Annen. Annem. Annene ne yapacaksın, söylemeyeceksin mi? Benim annem annene ne yapacak? Hayır. Ne saçma, benimki öldü ya. Arkadaşım pislik yapma. Ne olur filmimi bozma. Oscar'a gidecek bu. Gider, al sağdan gider. Şey, sen gene de bir 15 santim ileride dur. Müzisyen bir şey söyleyeceğim. De olsa. Bunun yanında o kadar zayıf görünüyorsun ki tığ gibi. He. Evet, müzisyen sen şey diyorsun ona. Uzaya şeye gideceksin diyorsun. Uzay ayına gideceksin diyorsun. O da oğlan gurur duyor. Anneme hemen açıp söyleyeceğim diyor. Anneme ağlayarak. Açıp söyleyeceğim. Dur şimdi ben. Değil. Hayır, yavaş yavaş müzik geliyor. Ağır çekimde gururlu yüzünüz. 3-2-1 dön. Ver müziği. Duydun mu? Baban nereye gidecek? Duydun mu? Daha söylemedin ki. Daha söylemedin ki. Ne daha duydun? Dön arkanı. Arkanı dön. Sen değil ulan. Sen değil. Sen de dön. Sen de değil. 2 dakika işletmediniz be. Hayır. Ben olayı nereye girince anlamadım ya. Hiç anlamadım yani. Gireyim ben. Kapıyı vursana. Ayık mısınız diye şey yap. Seyirci uyuma. Ay. Ha geldi. Ha burası. Burası. Hayır Cem Bey siz görmüyorsunuz kapıyı vurduğunu. Duymuyorsunuz, çalıyorsunuz. Çok acayip çalın. Çok acayip çaldım ya hocam. Hocam biz filmciyiz. Biraz ben çaldım montajda, onu sonra loop edeceğim. Montajda edeyim. Koyarım. Ha, siz çalıyormuş. Montajda koyarız hocam. Tabii çalıyormuş gibi yapın. Ben montajda koyacağım. Arkadaşım sen geliyorsun görmüyor. Evet, evet sen kendi dikkat çek. Evet. Evet. Çek dikkatini. Nasıl çekeyim? Arkası dönük evin içinde ben dışarıdayım. Nasıl dikkat çekebilirim? Bir şekilde dikkatini çek. Yönetmenin ismi ne? Ay. Ay.
Levent Bey. Evet. Tamam. Ha, geldin mi yavrum? Daha kapıyı çalıyorum bak. Yok ya, sana söylemedim. Bu başka bir konu. Ha, tamam. Geldin mi yavrum? Ha, tamam. Bu, evet, bu kapı çalıyor mu? Ha? Bu kapı. Kapı. Ha, ne? Zile bas, zile sen bas. Sen maniteye mesaj mı yazıyorsun orada? Arkadaşım, zile bas. Bas zile. Seyirci uyuma. Evet. Gel, gel Cem Bey. Şey, delikten bakın. Gel Cem Bey. Delikten bakın. Evet. Spesifik bir delik. Ben... Olay yine bende bitiyor. Normalde 1.80 adamın göz hizasında. Anladım hocam. Evet. Aa, bu o. Evet. Tanımadınız, konuşun, açmayın. Hayır, hayır, öyle değil. Hayır, hayır. Sorarak tanımaya çalışın. Hocam, tanıdım, açmamak için sessiz olmaya çalışıyorum yani. Ben de zaten çalıp kaçıyordum. Arkadaşım, evet, yapma. Ve kader bizi hiç buluşturmuyor. Buluşturmuyor. Yok, bu film çekilmeyecek. İçeride olduğunu biliyorsun, hocam, söyle. Hocam, draması iyi. Şimdi... Bence güzel. Evet, drama var. İyiydi, drama iyiydi. Evet. Bak, bir daha oynayalım. Çatışma var. Hayır, gel! Bence şimdi inanamayacaksınız. Kafayı belki da unutma. Şu ana kadar... ben bayağı çok başka işler de yapabilirim aslında. Geceleri de mahallede pub'da çıkıyorum. Şimdi inanamaz bir şey göstereceğim. Evim şu ana kadar olan kısmı sizi belki de tatmin etmedi. Gece. Ama banyoyu gördüğünüz an... Çığlık atın küveti görünce. En istediğim şey küvet. Evet, yaşasın. Evet. Hatta hemen içine girmek istiyorum. Lütfen deneyin. Ev sizin gibi. Ve birden atlayın. Sen ne yapıyorsun burada? Sen 2 ile 2.5 arası burada olmayacak mısın? Saat 4'e 10 var. Buyurmaz mısınız? Ya nereye buyurma? Ben senden 25 dakika diyorum size yavrum. 25 dakika diyorum ya. Çek şuradan. Çek şuradan. İstirham ediyorum. Temizleyeceğiniz bölgeyi temizleyin. 25 dakikada evi teslim edin diyorum size. Bu temizlik şirketi inanılmaz. Şimdi efendim temizlik şirketinden geliyor arkadaşımız. Sarp buraları... Defne işte... Hanım, ona sorun. Sen kimsin sen kardeşim? Sen kimsin? Ben manita attım buraya az önce. Ay, Sarp, nasıl, sen nasıl bu evde yaşıyorsun salak. Ne yapıyorum? Bu evde yaşıyorsun sen. Manitamla beraber burada yaşıyorum ben. Manitan yok. Manitam yok benim. Bu emlakçı sana ne yaptı? Oo. Düşünmeden konuşuyor çocuğumuz, o yüzden... Bu emlakçı sana burayı 2 hafta önce kiraladı. Evet. Bana 2 hafta önce kiraladı burayı bu emlakçı. Şimdi değil, şimdi çok enteresan. İşte yanlış anlaşmalarda emlakçıların başına en çok gelen şey. Hayatım, ben sana burayı 2 hafta önce kiralamadım ki Sarpcığım. 3 hafta. Bokunda boğul inşallah. Yat oraya. Bir dakika, bir dakika diyorsun çılgın gibi. Tamam mı? Ceketi bir sağa bir sola açıyorsun. Sonra kapatıyorsun ve büyük konuşma başlıyor. Ve konuşmanın sonunda onları birlikte yaşamaya ikna et. Evet. 3, 2, 1. Ver müziği. İnanılmaz bir şey. İşte bir musibet bir nasihatten yeğdir derler ya. Evet. Hanımefendi, İstanbul'a ilk defa geldiğinizi söylediniz. Ve İstanbul'dan biraz tedirgin olduğunuzu söylediniz. Evet. Şimdi yıllardır İstanbul'da yaşayan bir delikanlı. Değil mi Sarp? Hı hı. Hareketlerinde burada... şaşırt kadını. He? Hareketlerinde şaşırt kadını. Suçluyum, suçluyum, suçluyum. Güzel işte, böyle şeyler... Bir hafta yeter bence ona. Kadının tamam. Kafa gitsin. Evet, evet, buyurun. Bence şöyle bir şey yapabiliriz Efne Hanım. Bence bu evi paylaşmalısınız. Daha tamam. Büyük hareketler yap. Bence bu evi paylaşmalısınız. Aa. Evet. Nasıl yani? Siz yatak odasındasınız. Delikanlı salona bir kanepe atar, yaşar. Son derece efendi bir çocuğa benziyor. Bakın, gir devreye Sarp. Bana uyar. Ben kendini anlatsana. Ben inanılmaz yakışıklıyım. Evet, eve aynada koyduracağım. Bence birlikte burada yaşamalısınız. Evet. Şahane bir fikir. Harika. Değil mi? Ne yapacağız biz beraber? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ortak giderleri beraber ödeyeceksiniz. Onun dışında kendi, değil mi, müferit hayatlarınız olacak. Kimse, bağır, kimse... sen ne demek istiyorsun? Evet, çak. Sen ne demek? Sen beni nasıl birisi zannediyorsun? Sen beni nasıl bir kız zannediyorsun? Sen nasıl bir zannediyorsun beni? Acıttın mı? Yok, kapıyı kilitledim ablacığım, kilitledim. Kilitledim. Ben biraz buza yatıyorum. Ne oldu? Hatta şöyle yatayım ki suratım... Ulan Tarantino 3 yıl film çekiyor, bu kadar yorulmuyor. Ama işte 3 yılda çekiyor adam. Biz 3 yıllık şeyi 20 dakikaya sığdırıyoruz ya. Ver selamını. Ayağınıza sağlık.